Evet arkadaşlar, gümrükten arabayı çıkarttık. Arabanın boya durumu %10 falan bir bakıma ihtiyacı var, %10-15. Bazı yerlerinde çürümeler var. Şöyle çamurluk ağızlarında falan. Bunları artık yaptıracağız ilerleyen zamanda. Arabanın durumu bu şekilde. Şimdi Harun Usta'ya götürüp bir marş yapacağız. Yağını değiştireceğiz ilk önce. İlk önce kaç litre yağ çıkacak ona bir bakacağız. Ondan sonra gerekli işlemleri yapacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Çekiciden indi. Arabamız bu şekilde. Bakalım bir E46 macerası başlıyor. Arkadaşlar maalesef araba yatak vuruyor. Hem de inanılmaz bir şekilde. Bunu Emre Usta var, onunla anlaştık. Harun babanın yanına getirdim. Harun Usta sağ olsun ilk teşhisi koydu. Yatak vuruyor arkadaşlar. Fazla çalıştırmayalım. İstemet. Arkadaşlar araç rektifiye olacak. Maalesef normal rölantide yaptığı için kurtarma şansımız yok yatakla. Evet arkadaşlar, arabayı yükledik şimdi çekiciye. Ustanın dükkanına getiriyoruz. Rektifiye olacak. Evet arkadaşlar, Emre Usta'nın dükkana geldik. Emre Usta'nın dükkanı da burası. Dem Oto Servis. İnşallah güzelce motorumuzu yapacağız. Evet Emre Usta, ne yapacağız şimdi bu canavara? Yatak yorgan yapacağız. Allah sarar edeyim. Yılların yorgunluğu var. Değil mi? Tabii. Şey yapacağız, o zaman komple motor yapılacak bunu o zaman he? A'dan Z'ye motor yapacağız. Evet, Emre Usta'nın söylediği gibi motor yapılacak. Evet arkadaşlar, Emre Usta motoru indirmiş. Sonuç biraz sıkıntılı. Bayağı hor kullanmışlar arabayı. Şimdi üst kapak falan Sübapçı'ya gitti, onları falan kontrol edecek. Yataklar bu şekilde arkadaşlar. Şu yatak özellikle ana sağlamış. Artık tenekeye dönmüş. Şimdi şey arefesindeyiz. Ya yeni çıkma motor alacağız, takacağız ya da bunu rektifiye edip bineceğiz arkadaşlar. Artık onu Emre Usta ile istişare edip değerlendireceğiz. Son durum bu şekilde. Evet. Çok şükür ama arabada bir sıkıntımız yok. O halde bile tek marşta çalışıyordu. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar durumu. Şimdilik bu kadar. Devam. İlerledikçe size çekimlere devam edeceğiz.